Sevgili dinleyiciler, manşet programı devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Coşkun Usta ile immün plazma yöntemini ve koronavirüs vakalarındaki son durumu konuşacağız. Hocam, şimdi biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı bu koronavirüs salgınında ihtiyaç duyulan hastalarda kullanılmak üzere immün plazma yöntemini öne sürdü. Bunu biz de kullanmaya başladık. Bazı üniversitelerden de haberler geldi. Son birkaç gündür takip ediyoruz. Öncelikle size bu immün plazma yöntemini sorabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi bu immün plazma yöntemi şöyle bir şey. Bağışıklık sistemini bir hastadan başka bir hastaya transfer etmiş oluyoruz. Bu hastalığı geçiren, COVID-19'u geçiren ve buna karşı bağışıklık kazanmış, antikor oluşturmuş kişilerin kanını alıp o kandaki antikorları, yani o virüse karşı hareket etmiş bağışık hücrelerini toplanıyor ve bunlar önce bu kanlar temizleniyor, sterilize ediliyor, alerjen olması engelleniyor ve ondan sonra elde edilen bu proteinleri, yani antikorları hasta kişilerin kanına veriyorsunuz. Bir nevi paralı asker gibi düşünün. Ülke askerleri yetersiz olunca dışarıdan paralı asker getiriyorsunuz. Güçlü ve bu düşmanı tanıyan, bu mikrobu tanıyan bir asker getirmiş oluyorsunuz. Yani antikoru almış oluyorsunuz. Bir nevi aşı gibi bir durum. Aşıda yapılan şudur. Siz zayıflatılmış düşmanı içeri sokuyorsunuz. Sizin askeriniz ona karşı antikor geliştiriyor, yani protein yapıyor, immünite sağlıyor, bağışıklık sağlıyor. Buradaki aşı, burada hazır, yani düşman aynı güçlü olabilir ama antikorlar, yani paralı askerleri getiriyorsunuz. Pasif bir bağışıklık, yani sizin askerleriniz görev yapmıyor, dışarıdan getirdiğiniz antikorlar görev yapıyor. Bu temel üzerine kurulmuş bir tedavi şekli. Dolayısıyla da şöyle dezavantajları söz konusu olabilir. Siz dışarıdan asker getirdiğiniz için sizin bağışıklık sisteminiz pek bu virüsü tanımayabilir. Bir sonraki tedaviler açısından, karşılaşmalar açısından risk olabilir. İkinci risk faktörü, burada bir başkasının kanının elemanını ve protein yapısını verdiğiniz için alerji yapma riski olabilir. Üçüncü bir risk ile daha fazla miktarda, plazma verdiğinizde kalp yetmez kişilerde sorun ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla da bu tip bazı sıkıntıları var ama onun dışında çok iyi bir tedavi yöntemi, özellikle hastaları koruyan bir tedavi yöntemi. Peki hocam, bir de şunu sormak isterim izninizle. Bu koronavirüsün semptomları ile ilgili de son günlerde böyle farklı yorumlar yapılıyor. Örneğin birinde ateş, birinde öksürük olabilir ya da bölgeye göre değişebilir deniyor. Gerçekten bulunduğumuz bölgeye göre semptomlar farklılık gösterebilir mi? Gösterebilir, çünkü her hastalık her kişide, her toplumda aynı şekilde seyretmez. Toplumun ya da kişiye indirirsek kişinin toplumdan topluma değişir ama kişiden kişiye de değişir toplumun içerisindeki beslenmesi, immünitesi, bağışıklık sistemi, spor yapıp yapmadığı, sigara içmediği, akciğerin durumu, akciğerde bir hastalık geçirmediği gibi durumlar her şeyi belirler. Eğer sizin çok güçlü bir bağışıklık sisteminiz varsa anında reaksiyon gösterip semptomları yok edebilir. Ateş çıkabilir ama akciğere inmediği için öksürük olmayabilir. Veya halsizliğiniz daha iyi olabilir. Çok iyi beslenmişsinizdir. Çok iyi vitaminleriniz vardır. Çok dengeli bir beslenmeniz söz konusuysa. Dolayısıyla da gerçekten kişiden kişiye belirti verir. Zaten dikkat ederseniz ilacı ve tedavisi tam manasıyla olmadığı halde bazı insanlar tedavi oluyor. Neden tedavi oluyorlar? Çünkü insanın içinde tedavi edici yapılar, bağışıklık sistemleri ve vücut hep kendini korumaya ve hep kendini tedavi etmeye yöneliktir. Yeter ki biz onun bu tedavi etme yeteneğini dışarıdan aldığımız faktörlerle yok etmeyelim. Psikoloji de buna dahildir. Peki hocam, ilaç demişken, şimdi Çin'den alınan bir ilaç vardı biliyorsunuz. Türkiye ilacı aldı ve Sağlık Bakanımız da bununla ilgili tabii çok detaylı açıklamalar yaptı ama ben şunu sormak isterim. Bu ilaç gerçekten bugün bizim için ciddi sonuçlar veriyor mu iyileşme anlamında Türkiye'de kullanıldığında? Onu işte ben hep söylüyorum. Bu hastalarda kullandıklarında
başarısını ancak yayın yaptıklarında göreceğiz. Tek olayı değerlendirmemiz söz konusu değil. Ben iyileştim, öbürü öldü, öbürü bilmem kötüleşti, bunlarla değil. Bilimsel bir şekilde Türkiye'deki vaka sayısına yapılan tedavilerin başarısını gösterecek yayın haline getirilmesi gerekiyor. Biz de bu yayınların şu anda peşindeyiz. Yani takip etmeye çalışıyoruz. Ancak bu zaman anlayabiliriz ne kadar Türkiye'de tedavinin geçerli olduğu, başarılı olduğunu. Fakat bu ilaç Çin'de böyle az sayıda vakada denenmiş ama etkileri görülmüş. Pneumoni gelişme riski azalmış, yoğun bakıma girme riski azalmış, ütülük ve semptomlar azalmış. Böyle bir olumlu etkiyi biz de görmek istiyoruz. Biz de bu amaçla zaten tedavide kullanıyoruz. Bu favipiravir daha öncesinden Japonların bir ilacı olup Çinliler SARS'ta ve MERS'te denendiği için güvenlik aşamaları geçmiş ve onlar çalışıldığı için bu hastalıkta denenmesi çok normal, ama böyle bir indikasyon, yani bu amaçla hiçbir zaman tedavi kullanılmamıştı. Yeni çıkan bu hastalıkta ilk defa kullanıyoruz. Dolayısıyla da verileri toplayıp ne anlama geldiğini daha ileride daha net söyleyeceğiz. CRI Türk